Karşımızda Erdoğan Turan var. Gece ve Menkul Kıymetlerin Araştırma Direktörü. Erdoğan Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın. 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 Şimdi arka arkaya öyle haberler geldi ki dün piyasalarda çok sert etkiler gördük. Biraz da bahane arıyordu belki piyasa, bahane olarak kullandı ama şimdi bundan sonrasını siz nasıl görüyorsunuz, bu kadar arka arkaya jeopolitik risk algısını artıran haber sonrasında? Piyasalardaki son iyi halden sonra geri çekilmeler için veya kar realizasyonları için herhangi bir şeyi bahane olarak kullanır. En azından bu bahane Merkez Bankası'nın faiz indirim beklentisinin sonuçlanması olabilir diyorduk ama gördüğümüz kadarıyla daha sert bir realizasyon veya daha sert bir düzeltme olacak. Malum herkesin bildiği gündem maddelerinden dolayı. Bugün dün akşamki gelişmelerin sindirilmeye çalışıldığı bir gün olabilir. Yeni bir denge noktası bulunmaya çalışılacak. Hem kur tarafında hem borsa tarafında. Onun da hızlıca bulunmasını beklemek biraz zor. Haftanın son işlem günündeyiz. Borsa tarafında eksi bir açılış yaptık. Belki gün içinde hafif bir toparlanma söz konusu olabilir ama onun kalıcı olmasını beklemek şu gün çok zor. Kur tarafında gece 2.14 seviyesini gördük 2 dolar TL'de. Şimdi 2.13.50 civarında dolaşıyor, kur tarafındayız. Daha önce 2.12 civarında dengelenen kurun yeni durumda 2.13 civarında dengelenmesini beklemek mümkün. Ama düşük seviyeleri, görece düşük seviyeleri bugün yatırımcılar fırsat olarak değerlendirir mi? Hafta sonu belirsizliği var. 2 gün ne olacağını bilmiyoruz. Bu tedirginlik bir miktar daha baskılar. Ama nihayetinde biz bu krizin benzerlerini daha öncelerde de yaşadık. Yani burada çok büyük bir yıkım beklemek çok doğru değil. Bahaneydi bu. Kötü bir bahaneydi. Üst üste gelmesi de kötüydü. Ama kur tarafında hala 2.12-2.15 bandındayız aslına bakarsanız. Orada da çok radikal bir değişiklik görmedik şu ana kadar. Borsa tarafında 82.000 üzerinde kalmak için biraz daha yeni şeylere ihtiyacımız var diyorduk. O olmadı. Realizasyon durumundayız. Ama 80.000 üzerinde kalabiliyorsak hala 85.000 hedefi var. Önümüzdeki haftanın gündemine de bakmak lazım biraz. Orada enflasyon raporu alacağız. Bilançolarımız gelecek. Belki iyimserlik korunabilir. Seçimin yaklaşıyor olması da yeni beklentiler doğurabilir. Fed'den gelecek açıklamalar, Fed başkanlarının açıklamaları birbirleriyle çelişiyor olsa da orada faiz arttırma sürecinin hazırlık sinyallerini görüyoruz. Ama şu anda çok büyük bir sıkıntı henüz yok. ABD 10 yıllıkları 2.44 seviyesinde. Burası belki biraz bizim için de önemli. Risk iştahından kaçış veya güvenli liman algısı altından daha çok ABD 10 yıllıklarında var. Ama oradaki getirilerin de çok düşük oluyor olması belki bizim gibi gelişen ülke piyasalarının mevcut seviyelerini, cazibesini de arttırıyor olabilir. Ama bu soruların cevabını bugün alamayacağız ne yazık ki. Önümüzdeki hafta göreceğiz diye tahmin ediyorum. Erdoğan Turan, çok teşekkürler. GCM Menkul Kıymetlerin Araştırma Direktörü'nün yorumlarını aldık.